geldiniz. Nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir babuşlar. Uzun zamandır İngilizce videosu yapmamışız. Niye söylemiyorsunuz? Sonra her gün söylüyorlar benim. Böyle eskiden yaptığımız gibi size ifadeler öğrettiğim bir video uzun zamandır yapmamışız. Dedim ki babuşlara acilen ifade videosu yapmam lazım çünkü çok uzun zaman olmuş. O yüzden geldim, merak etmeyin, yapabiliriz artık. Biliyorsunuz kendinizi çok basit bir şekilde ifade edebilirsiniz normalde ama bir dili konuşmak, farklı farklı şekillerde kendini ifade edebilmek çok çok ayrı bir şey. O yüzden bugün İngilizcenin zenginliklerine bakacağız beraber. Bir şey istediğini söylemek için I want kullanıyorsun. Bence, düşünüyorum ki, benim düşünceme göre şeklinde bir şey kurmak istiyorsan I think diyorsun. Ya da sevdiğin bir şeylerden bahsetmek istiyorsan I like diyorsun. Bunlar en başta öğrendiğimiz çok basit şeyler. Ama bir yerden sonra bunları karşı tarafa iletmek için çok daha farklı ifadelere ihtiyacınız olacak. Daha ayrıntıya gireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Bugün sizinle bu basit ifadelerin çok daha farklı şekilde söylenişlerini paylaşacağım. Ve size her zaman söylüyorum bütün İngilizce videolarımda bunlar kıyıda köşede kalmış, kullanılmayan şeyler değil. Aksine her gün çok fazla kullanılıyorlar. Buradaki insanlar bunu her gün kullanıyor. Yani dilin kullanıldığı yerlerde her gün kullanılan şeyler. Biz niye öğrenmeyelim? Neden babuşlarım öğrenmesin? Benim babuşlarımın eksiği ne? O zaman isterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım. Let's go. Öncelikle isteklerimizi belli etmek için I want kullanıyoruz ya. Onun yerine alternatif kullanabileceğimiz ifadelere bakacağız sizinle beraber. I want yerine ne kullanabilirsiniz? Birincisi, bunu ben de çok fazla kullanıyorum. I feel like. Normalde biliyorsunuz feel hissetmek demek. Feel like şöyle hissediyorum demek. Ama I feel like aynı zamanda şunu istiyorum anlamında da kullanılıyor. Şunu yapma modundayım tarzında bir şey. Tamam, mesela örnek vereyim. I feel like going out today. I feel like going out today. Bugün dışarı çıkmak istiyorum. Yani bugün dışarı çıkma modundayım demek oluyor arkadaşlar. Mesela açım diyelim. I'm hungry. I feel like having a sandwich. Hani sanki bir sandviç yesim var anlamında. Anlatabildim mi? Kaptınız olayı. I feel like doing this. I feel like doing that. Hani şunla bunu yapma modundayım. Öyle bir şey yapmak istiyorum gibi sanki. Bu I feel like'ın tam tersini de kullanabilirsiniz. I don't feel like. I don't feel like dediğiniz zaman pek onu yapmaya istekli değilim şu anda. Pek bir modumda değilim. I don't feel like going out today. Bugün böyle bir dışarı çıkasım yok. Bir sonraki ifadeye geçelim. Bu da aslında Türkçe'de kullandığımız gibi şunu yapma modundayım anlamında. Tam olarak İngilizce'de de böyle geçiyor. O yüzden bunu size göstermem lazım. I'm in the mood for. I'm in the mood for. Yani bir şey yapma modundayım. Örnek verecek olursam. I'm in the mood for watching a movie. Hani bir film izleme modundayım şu anda. Hani başka bir şey yapmak istemiyorum. I'm in the mood for watching a movie. Bir uyuyayım, bir kestireyim istiyorum demek istiyorsanız mesela. I'm in the mood for a nap. Bir uyuma modundayım şu anda. Bir sonraki ifadeyi ben çok fazla kullanıyorum. Aslında biraz psikopatça ama bir şeyi çok 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 istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir şey ve kullanılıyor. I'd kill for. I would kill for. Tabii kısaltılmış haliyle I'd kill for. I'd kill for. Yani şunu yapmak için adam öldürürüm şu an. Hani biz diyoruz ya kurşun atar kurşun yerim diye. Aynı o mantıkla yani. Mesela şu an o kadar uzun süredir karantinadayım ki arkadaşlarımla bir gece geçirmek için hani I'd kill for. Mesela I'd kill for a night with my best friends. En iyi arkadaşımla bir gece için adam öldürürüm. Hani o kadar istiyorum. Ya da mesela çiğ köfte yemeyi ben çok özledim arkadaşlar. I'd kill for a plate of çiğ köfte. Gerçekten. Bir tabak çiğ köfte için adam öldürürüm. Hani çok istiyorum yemeği demek o. Farkındaysanız bu ifadelerden sonra ya ing geliyor ya da isim geliyor. Hani gramer olarak da söyleyeyim de yani. Ama zaten örneklerden fark etmişsinizdir. Bunu da dipnot olarak geçelim. Bir sonrakine geçiyorum. Bu da yine en az I'd kill for kadar psikopatça ama dil yani. Yapacak bir şey öğreteceğim. I'm dying for. Ölüyorum bunun için. Biz de bunu kullanıyoruz Türkçe'de. Şunun için ölüyorum. Mesela I'm dying for a vacation. Bir tatil için ölüyorum şu anda. Hani bir denize gireyim, bir havuza gireyim. Ama işte biliyorsunuz. Neyse kısacası evet. I'm dying for a vacation. Ya da bir fiille kullanacaksanız yine ing ile o mesela. I'm dying for having some çiğ köfte. Bu video bayağı bir çiğ köfteyle alakalı oluyor. Özür dilerim. Çok canım istiyor. Ve son olarak da yine bir şeyi istediğinizi belli etmek için kullanabileceğiniz alternatif ifade. I'm up for. I'm up for. Bunu yapmaya okeyim demek. Yani bunu yapmak bana uyar. I'm up for it. Tamam mı? Bana uyar bunu yapmak. Mesela örnek verelim. I'm up for going to a restaurant tonight. Bu gece bir restorana gitmeye okeyim. Hani tamam bana uyar. Ya da I'm up for playing some games tonight. You up for a coffee? Mesela gidip birine sorabilirsiniz. You up for a coffee? Bir kahve içmeye okey misin? İster misin? Uygun mudur? Yeah, I'm up for a coffee. Why not? Şimdi gelelim I like yerine kullanabileceğiniz ifadelere. I like demek yerine başka neler kullanabilirsiniz ki daha zengin konuşun. Anlatabiliyor muyum babuşlarım? Biz babuşlara bunlar yakışır çünkü. Birincisi I'm into. I'm into something. Ben şunu severim. Yani dediğiniz I like gibi kullanabilirsiniz tamam mı? I'm into something dediğiniz zaman o şeyi seviyorum. Hani o şey benim ilgimi çekiyor anlamına geliyor. I'm into morning walks.
I'm into morning walks. Sabah yürüyüşlerini severim. Genelde sevdiğim bir şeydir. I'm into listening to 80s music. Olabilir. Yani 80'lerin müziği dinlemeyi severim. Neden olmasın? Gördüğünüz gibi bunda da ing kullandık. Hani öyle dikkatinizi çekeyim. Neyse devam edelim. Bu inanılmaz popüler. Biliyorsunuz fan kelimesini biz de kullanmaya başladık artık. Bir şeye hayranlığımızı belli ederken fan diyoruz. Ben bunu fanıyım falan diyoruz. Bunu hem böyle bir kişi için, hani bir kişiye hayranlık ya da bir şeye hayranlık duyduğunuz için de söyleyebilirsiniz. Ama yapılabilecek bir şey için de söyleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Her gün yeni bir bilgi, çile makarla, İngilizce ayrılmayı falan iğrenç şu an. Hemen örnek veriyorum. Mesela I'm a big fan of watching rom-coms olabilir. Mesela romantik komedi izlemeyi çok severim. Big fanıyım bu işin. Ya da olumsuz söylemek isterseniz I'm not a big fan of watching rom-coms. Romantik komedi İzlemenin çok da fanı değilim, çok da sevmem, tamam mı? Bunu ben daha önceki ifadeler videomda size öğretmiştim. I'm not a big fan of ifadesini öğretmiştim. Çünkü dediğim gibi inanılmaz kullanıyor. Ve şu anlama geliyor, hani bunu bayıldığım bir şey değil, çok da sevmiyorum. Tamam mı canlarım? Güzel, devam edelim. Aa bak, bu da çok iyi. Bu da çok doğal. İngilizce İngilizce ve mis hemen söylüyorum. Saygısız. Saygısızsın sen. Video çekiyoruz burada. Neyse. I'm not much of a bir şey person. I'm not much of a bir şey person. Benim için anlatıyorum şu an. Ben aslında öyle bir çay insanı değilim. Biz bunu Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? İşte İngilizce'de de bu çok fazla kullanılıyor. Ben şu insanı değilim, şu şey insanı değilim. Çok öyle bir kedi insanı değilim falan. Hani böyle deriz ya. Mesela örnek vereceğim. I'm not much of a tea person. O kadar da çay insanı değilim yani. Daha çok da sevmem demek oluyor arkadaşlar. It's not my thing. Bu da diğer birisi. Yine aynı şekilde bunu ifade etmek için. Hani it's not my thing. Hani benim sevdiğim bir şey değil. It's not my thing. Ve bu en üst derece nefret içeren bir cümle, ifade. I hate demek yerine I can't stand demek yerine değil, alternatif olarak I can't stand, dayanamıyorum, nefret ediyorum, dayanamıyorum demek arkadaşlar. Hepimizin hemfikir olduğu bir cümle kuracağım. I can't stand this quarantine anymore. I can't stand this quarantine anymore. Bu karantinaya dayanamıyorum artık, yeter. I can't stand staying home all day long. Bütün gün evde oturmaktan artık Türkçem gitti. Bütün gün evde oturmaya artık dayanamıyorum. Bıktım, sıkıldım, nefret ediyorum. I can't stand it. Nefret ediyorum. Okay. Harika. Oxford İngilizcesiyle hepimiz bu kanaldan çıkacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar bizde bu olay. Ve son olarak I think demek için. Biliyorum I think'i çok fazla kullanıyorsunuz. Eski öğrencilerimden biliyorum. Speaking sınavlarında 3 kelimelerinden bir tanesi I think, I think, I think oluyordu. I think yerine daha zengin gösterebilmeniz için dilinizi gösterebilmeyi boş ver. Daha zengin kullanabilmek için dili böyle dibine kadar bu ifadeleri kullanabilirsiniz. Hemen öğretiyorum. I think biraz daha böyle direkt, hani ben böyle düşünüyorum demek. Ama biraz daha böyle kibar olmak istiyorsunuz. Biraz daha böyle formal olmak istiyorsanız. Şöyle girebilirsiniz cümleye. I'd say that. I would say that. Normalde. I would say that. Ama tabii kısaltmış hali. I'd say that. Buna da katılacaksınız eminim. Hemen söylüyorum. I'd say that it's not a good idea to rush into the shopping centers right now. Şu anda alışveriş merkezlerine hücum etmek çok da iyi bir fikir değil bence. Ama tabii bu fikrinizi belirtirken I'd say that ile başlıyorsunuz ve biraz daha böyle kibar oluyorsunuz. Anlatabildim mi? I'd say that it's not a good idea. Bence iyi bir fikir değil. Diğer bir söyleyebileceğiniz şey de the way I see it. Yani benim fikrimce, benim görüşüme göre the way I see it. The way I see it, he is not that hardworking. The way I see it, he is not that hardworking. Bence o kadar da çalışkan biri değil. Ama biraz daha kibarlaştırınız. Ya da bunu şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. The way I see it is that. The way I see it is that you could have tried harder. Benim görüşüme göre sanki biraz daha çok deneyebilirdin. Hani yeterince denemedin, yeterince çalışmadın, denemedin. Bence daha da iyi, daha da çok deneyebilirdin. The way I see it is that. Dedikten sonra fikrinizi beyan ediyorsunuz. Tamam mı canlarım? Hemen bir sonrakine geçelim. Bunu Türkçe'de de çok fazla kullanıyoruz. Bana sorarsan, if you ask me. Aynı şekilde İngilizce'de de tam olarak bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. If you ask me, bana sorarsan, sonra da fikrimizi söylüyoruz. Mesela, if you ask me, you should put on a coat because it's cold outside. Bence üstüne mont giymelisin çünkü hava çok soğuk dışarıda. Ve sonuncusuna geldik. Ve bu sonuncusu da bana öyle görünüyor ki anlamına geliyor. Aynısı, İngilizce'de de aynı arkadaşlar. Ve şu şekilde söylüyoruz. It seems to me that. It seems to me that. Sonra da fikrinizi söylüyorsunuz. Mesela örnek verelim. Bir arkadaşınız bir kızdan hoşlanıyor diyelim. Size diyorsunuz ki
O kız senden bence o kadar da hoşlanmıyor. It seems to me that she's not that into you. Bana öyle görünüyor ki bence senden o kadar hoşlanmıyor. Aa, into you bakın burada da kullanabiliriz. Birinden hoşlanmak anlamında da kullanılıyor. Bir taşla iki kuş. Into'yu öğrenmiştik ya. Bir şeyi sevmek anlamında da kullanabilirsiniz. Birinden hoşlanmak anlamında da kullanabilirsiniz. Bence sen daha iyisini hak ediyorsun. Daha iyisini yapabilirsin. It seems to me that you could do better. It seems to me that you could do better. Bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Bunları yapmayı çok özlemişim. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi basit ifadeleri alternatif olarak neler kullanabiliriz? Böyle videolar isterseniz daha fazlasını yaparız sizinle. Çünkü dediğim gibi ben çok seviyorum. Ve gerçekten ufkunuz açılıyor. Ve gerçekten bunları kullandığınız zaman speakinginizin, kelime haznenizin bir tık ileriye taşındığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumları her zamanki gibi şey olarak kullanabiliriz. Yani öğrendiğimiz yeni ifadeleri kullanma olarak kullanabiliriz. Ve size bu ifadeleri kullanarak cümle kurabilirsiniz. Ben de okurum. Harika. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bye bye.